Muğla Milas'ta bulunan La Branda antik kenti, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turistleri dört mevsim cezbediyor. Baharda rengarenk çiçeklerle bezenen, sonbaharda ise renk cümbüşüyle güzel manzaralar sunan La Branda antik kenti, aynı zamanda yaz aylarında arkeolojik kazılara ev sahipliği yapıyor. Karya uygarlığının haç yeri olan La Branda, dağların üstünde kutsal bir alan olarak kurulmuş. Antik çağın ünlü tarihçisi Herodot, eserlerinde La Branda'dan övgüyle bahseder. Milas'tan başlayan ve kutsal yol olarak adlandırılan 14 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğe sahip taş kaplamalı bir yol ile ulaşılan Zeus Labrandos'un kutsal alanındaki en eski buluntular M.Ö. 5. yüzyıla ait. Devirde sadece bir çeşme yapısı inşa edilmiş olan kutsal alanda milattan sonra 1 ve 2. yüzyıllarda Kuzey Stoa yeniden inşa edilmiş ve iki hamam yapısı ile birkaç yapı daha eklenmiş. Bu geçit yapısı her iki cephesinde 5,5 metre uzunluğunda iki mermer iyon sütunlu cepheye sahiptir. M.Ö. 351-344 tarafından o dönemlerde inşa edilmiştir. Çift baltalı tanrı Zeus Labrandos kültünün kökeninin su kaynağı ve tapınak terasının hemen üzerindeki büyük kayaya dayandığı düşünülüyor. Yasemin, ne var orada? Ha? Ne var? Nerede? Orada, gittin yerde. Kaya mezar mı? Aa, gömü filan bulursanız haber verin ha. Tamam. Jandarmaya söyleyelim. Gömüleri paylaşıyoruz. Olur mu? Bak. Bak, jandarma da duydu. Jandarma duyma sakın, olur mu? Ben öyle demedim ya. Paylaşarak aşağıya taşıyacağız. Ha, öyle demek istedim. Öyle demek istedim ya, canimi. Anadolu'nun güneybatısında yaşamış olan Karyalılar için La Branda oldukça önemli bir kült merkezidir. Haydi artık çekil yollar. Burada İsa'dan sonra 1. yüzyılda Claudius Menelaus adlı kişi tarafından bir Roma hamamı inşa edilmiştir. Bu hamamda Hippoktus adı verilen ısıtma sistemiyle bir fırın ağzı olan
Trifemnium bulunmuştur. Milattan sonra 4. yüzyılda yöre halkının Hristiyanlığı kabul etmesiyle Doğu Poblan yakınında bir Bizans kilisesi yapılmış. Söğütler de çok güzel. Tam sonbahar şeyi, renkleri var üzerlerinde. Gördün mü sevgilim? Gördüm bir tane. Söğütler ne kadar güzel. Drone'la çektim hepsini. Harika. Evet, hamamdan çıktık. Duşumuzu aldık. Şimdi de evimize geldik burası. O zamanlarda yaşayan birinin evi. Bugün bize misafir edecekler. Hadi bakalım. Milattan önce 4. yüzyılda kenti en parlak dönemini yaşatan Kariyastrapı Mosolus ve kardeşi Idraeus, Labranda'yı bir aile kutsal alanı haline getirip, kutsal alanda her yıl 5 gün süren dinsel bayramların kutlanmasını geleneksel hale getirmişler. Kurutacağız. Bereket simgesi yanarlar. Evet. Onları kurutup vernikleyeceğiz ve sehpamızın üzerine koyacağız. Milattan önce 355 yılında yapılan kutlamalar sırasında Birs Yukas'ten kıl payı kurtulan Mausolus kentte büyük bir imar faaliyeti başlatmış. Zeus tapınağı da dahil olmak üzere bir dizi anıtsal yapı yaptırmış. Yazın daha mı kalabalık oluyor burası? Evet, tamam. Evet, bayağı bir etki yaptı. Bu sene? Kazı falan da olmadı. Deneme yaptılar. Çok şey ama şu anda sakin oldu. Evet, sakin. Güzel görünüyor. Sakin. Sonbahar yaşıyor. Milattan önce 3000 yıllarından kalma bir antik kent. Sevgilim, El Capitan. Yes. It looks like it. Yosemite Vadisi'ndeki El Capitan'a benzettik. Labranda'yı fethettik. Dönüyoruz. Artık dönüyoruz. Bodrum Turgut Reis'imize. Müzik.
Hadi.